Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ninja Rangers'ta gördüğünüz gibi pet bug'uyla çatır çatır gizli peti kopyaladık ve şu anda tam tamına 1.1 coin para veren bir şey abi. İnanılmaz bir şey çünkü şey akıyoruz yani oyunda, öyle bir şey. Yalnız benim revert atmam gerekiyor ve size arkadaşlar çok güzel bir şey göstereceğim. Aslında revert attıktan sonra geliyor galiba ama shards kasma coin'de çok zor biliyorsunuz. Şimdi ikinci adanın bir tane görevi var. İşte buradaki kardeşimiz. Ana bak bu işte bak bu var ya. Elite Element Beast. Bu arkadaşlar element topladığınız zaman 10 numara bir görev veriyor ve gördüğünüz gibi 4 milyon shards veriyor. Zaten başlarda da böyle verenler var ama hani çok ciddi oranlarda değil ama en büyüğü bu ve bu arada tabii ki bütün adalardan da gördüğünüz gibi 321 bin kolektleri topladık. Bir sonrakinde bu tokenlar gelecek ki tokenlar çok işe yarar ama verdikleri pet çok iyi pet değil. Eğer %1'liği çıkartırsak çok ayrı bir şey olacak ama şu anlık herhangi bir işe yararlılığı yok arkadaşlar. Şimdi ikinci ada, üçüncü ada, dördüncü ada tüm her yerdekini toplamadan önce bir revert atalım. Diğer revertleri ısınacağız. Çatır çatır ondan sonra diğer revertlere takacağız. Redis Gladiator. Bu arada 3 tane training alanımız açıldı arkadaşlar. Ama en büyüğü tabii ki 4. adadaki. Ama kapattım adaları, gösteremiyorum. Şimdi oraya geçmek için zıplayarak geçebiliyoruz. Boostlardan faydalanıp böyle ışınlıyor o noktaya gidiyoruz ama öncelikle en güzel ve en sağlam noktadan bir tanesi. Ara direkt bu revertlerle, bu petlerle direkt bu adayı bitiriyoruz kılıçları, gördüğünüz üzere. Şimdi buranın en iyi adası, pardon, en iyi training alanı. Birincisi bu kılıçlı var. Hayır, o iyi değil abi. İkincisi şurada uçağın düşmüş alanı var. Hayır, o da değil. İşte burası. Tam tamına çarpı 6 coin çarpı 55 element ve artı 10 shards veriyor. Shards olarak kasıyorsunuz ama tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz ki otosel olmadığı zaman çarpı 6'ını kullanamıyorsunuz. Ama element olarak en azından kullanmak için çok faydası olan noktadan bir tanesi. Kasmaya devam. Son 2-3 tane rank kaldı. Onları da bitireceğiz arkadaşlar. Oyunun sonuna gelip bir sonraki robotlar çıkacak. Bir sonraki adalar gelecek bu oyuna. Hazır olmak zorundayız. O yüzden en iyi şekilde davranmak zorundayız oyunda. Geri kalmamak için yapıştıralım o zaman hadi. Tekrardan ikinci adadayız ve tekrardan bu arkadaştan görevi aldık. Gördüğünüz gibi hikayede 40 milyon shards veriyor. Bu arada part 2, part 4'e kadar gittiği söyleniliyor ama part 4'ten sonrası var mı bilmiyorum. Çünkü onu kasmak çok zormuş. Benim için bir tık daha kolay olabilir. O arkadaşımızın gameplay'si yok. Bu kadar pedi yok. Ama bakalım. Devam ediyoruz. Şu anda 4. adaya çıkacağım. Tekrardan bir revert atmaya gidiyorum. Hadi. Son adanın training alanına gideceğim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi zıplayacağımız nokta burası. Bu adaya gidebilmek için bu kapsüllerin içlerinden geçmek gerekiyor. Çünkü bunlar sürekli boostluyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra akıyoruz zaten ya. Buraya bile target koymuşlar gördüğünüz üzere. Kaç merak ettim. Elementi kaç olacak diye. Çarpı 6 element. Burası o zaman en iyisi mi oluyor? Gerçi aşağıdaki de çarpı 6 değil miydi? Bu arada burada korunaklı alan yok. Genelde bu training alanlarda korunaklı alan olurdu biliyorsunuz. Şimdi burası çarpı 6 element. Yani tamam otosel olmadığından bir işe yaramıyor ama bir de buraya tekrardan bir bakmak istiyorum. Unuttum çünkü kaç olduğunu. Çarpı 5 element. Yani bir tık daha iyi arkadaşlar ama 4. adaya sürekli çıkmak zorundasınız. Ama çıkmam. Ben burada kasırım diyorsanız da hani çok bir farkı olmayacak diye düşünüyorum. Otosel tabii ki şartsızda bir miktar fark ediyor. Şimdi diğer Roberta'da yaklaşacağız. Çok kolay benim için. Tek bir merak ettiğim nokta işte bu. Buradan öyle bir görev olacağız ki anlaşılan ama 10 Robert yapmak gerekiyormuş. Yaklaşacağız ama ona da geleceğiz. Şu anda gördüğünüz üzere zaten 9. Robert'teyiz. Yani bu Robert'ı attıktan sonra bu Robert'te kendisini göreceğiz ama o da galiba son Robert oluyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi son rank artık geliyoruz. Ancient Millennium Beast oldum ve bir sonraki Infinity Overlord olacak. Bu da büyük ihtimalle son. Comic Zone yazacak diye düşünüyorum. Ninja Lace'in klasik şeyi. Her zaman bir tane gösterir ve orada Comic Zone yazar. Bu arada bir önceki rankta şöyle bir şey göstereyim. Planet Zephyr adası açık kalıyor. Ben buraya çıkmıyorum. Ama buradakiler hala şey. Yani Ninja Ladies 1'deki gibi dava yapıyor. Ama keşke hani bir sonraki ada, bir sonraki adada böyle açık kalsın robotlerde. Artık yani sıkıcı olabiliyor mu biliyorsunuz. Valla 10-15 tane ada getirirse ben, bir de Robux'u Game Pass getirirse alacağım yani. O derece artık, çünkü Ninja Ladies'da biliyorsunuz bir dünya rank geliyor falan, kafayı yedirtiyordu. Onu hatırlıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi çatır çatır görevlerimiz var. Bunlar çok basit görevler. Ben şunu yapacağım. 40 milyona yaklaşık olarak yarım kaldı. Ve bir sonraki rankım da çok ciddi bir para birimi yani. 7.5 C iken hani bakın bu QE direkt çok küçük bir miktar ama bir sonraki 10 o. Yani yeni bir para birimi çok zor olacak diye düşünüyorum. Şimdi diğer adaya, en üst adaya çıkıyorum. Oradaki görevi de alabilecek miyim ona bakacağım. İşte bu rank atlamamın en büyük sebebi buydu. Eternity Assault Viper'dan yeni bir görev alacağım ve bu görevin ne olduğunu çok merak ediyorum. Yani 15 token vermek için bana bu görevi mi verdin? Dar olsun ya. O zaman oyunu bitiriyorum ben aga. Hadi bakalım. Şimdi hızlıca tüm kılıçlarımızı alıyoruz. Training araya giriyoruz ve ondan sonra ne yapıyoruz?
robotumuzu, yani gördüğünüz gibi son Infinity Overlord alıyoruz, bitiriyoruz olayı arkadaşlar. Haydi akıyoruz. 109 C para biriktirdim, bakalım ne kadar... Yani sona ulaşabilecek miyim diye çok merak ediyorum. Oha be, baya baya az kalmış. Ama ciddi oranlara geliyoruz. Şu anda var ya, akmayla beraber bakın bir şey göstereceğim şu anda. Gördüğünüz gibi 40 milyon şart görevin tamamladık. Elimdeki şartsa bak akıyorum. Hemen ikinci yöne gideceğim, bir üçüncü görevi görelim. Merak ettim ne kadar olduğunu. Selamünaleyküm kardeşim benim. Hızlıyız biliyoruz yani, akıyoruz biliyor musun? O yüzden yani şimdi üçüncü görevi ver bana. Ne kadarmış paralar bakalım. 56 trilyon şart. Yok artık. Şimdi bunları neden yapıyorum? Tokenları da harcamıyorum. Çünkü bir sonraki güncellemede büyük ihtimalle değişik petler gelebilir. Petleri de değiştirmeyeceğim çünkü en güzel petlere sahip. Ama bu petlerde biliyorsunuz ki bu oyunun iğrenç noktası, her pet eski arkadaşlar. Gerçi Roblox'daki tüm simülatörlerde her zaman bu budur yani. SP para birimlerine geldik ama ben kafam karıştı gerçekten. Çünkü C para biriminden SP'ye dönüyorsa bu sonraki para birimi. Oo çok kötü. Ama bakalım bitiriyor muyuz? 1.4 SP hemen yaparız. Hemen yaparız. Son kılıcımızı alıyoruz. Son kılıcı da görmüş olalım. Elimizde olsun. Kardeşim ver uğraştırma. Gördüğünüz gibi kılıçları bitirdik. Abi kristaller acaba ne kadardı ha? Hiç uğraşmadık onlarla. Şimdi ne yapıyoruz? O para birimi ciddi bir para birimi. Çünkü neden? Demek ki SP'den sonra da gelebilir. Artık bilmiyorum. Belki SP'den sonraki gelenden sonra da gelir. Ama yapacağım. Sadece büyük ihtimalle şey yapabilirim. Otomatik sen alabilirim. En azından bir onu deneyelim. Bakalım nasıl bir para birimine ulaşacağız. Haydi gidiyoruz adımıza. 30 dakikalık 89 Robux veriyorum. Çarp 10 coin'den faydalanacağım şu anda. Gördüğünüz gibi buranın sisteminden faydalanıyorum. Şu anda satalım. Nasıl bir para birimi var görelim arkadaşlar. Yanlış şey almışım ya. Çarpını alacağıma gittim. 89 Robux verdim. Yazık ettim parama. SP para biriminden sonra hadi o gelsin. Hadi o gelsin. Harika. Güzel. Robert atıyorum. Gördüğünüz gibi 15 ya da 9 o. Hazır mıyız? Sonra Infinity Overlord gelsin mi? Tabii ki gelsin arkadaşlar. Harikayız. 35 token verdi. Oo 128 tokenum oldu. Tekrardan bir shop merkezine kontrol max attıla bakalım. Gördüğünüz gibi maksimum evolution yaptı. Yani oyunu gördüğünüz üzere bitirdik. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Daha çok şey yapacağız. Daha çok videosunu çekeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Bye bye.